dört gözle fiyatın açıklanmasını bekliyorduk. 2024 tam onun hububat alım fiyatlarını. Biz çiftçiler, bu sektörün tüm bileşenleri umutla bekliyorduk. Ve yaklaşık burada hububat Mayıs'ın ortalarından beri çıkmış. Bu 25 gündür hububat başlıyor. Ve bugünlerde de çok yoğun bir şekilde günde yüzlerce kamyon hububat merkezine geliyor ve her tarlada bir çerdöver var. Maalesef dün akşam Toprak Mahsulleri Ofisi, kısa adı TEME olan, Tarım Bakanlığımıza bağlı olan bir kurum, çiftçinin kara gün dostu diye bir sloganı olan ve piyasada regülasyon görevi dengeyi sağlamak ve her zamanda üretici çiftçi lehine dengeyi sağlamakla ana görevi olan kurumumuz ne yazık ki dün açıkladıkları fiyatları, yani çiftçide ve hepimizde büyük bir umutsuzluk ve adeta soğuk sular tepemize döküldü gibi oldu. Beklenmeyen bir fiyat. Geçen sene 8.250 lira tonu alınan ekmeklik buğdaya sadece 750 lira ton başına verilmiş, kilo başına 75 kuruş. Makarnalık 9.250'ye alıyordu, bu sene 750 attı. Biz bu 750 TL'yi bildiğimiz zaman %8 bir artış olmuş. Oysa çiftçinin girdiği maliyetlere hangi kaleme dokunursanız dokunun, mazot olsun, gübre olsun, tohum olsun, diğer girdiği maliyetlere hangisine dokunursanız %30 ile 60 arası bir zamlama söz konusudur. Ve bu fiyatlar, acaba bunu açıklayan yetkililer çiftçinin girdiği maliyetlerini hiç bir kalem alıp da hesap etmediler. %8'de şu anda çiftçi çok büyük bir zarardadır. Maliyeti bile değil. Bu sabah yüzlerce kamyon araba sırtında hububat merkezimize geldi. Dün makarnalı buğdaylar peşin 9.750'ye gidiyordu. Bir ayda 10 bin liranın üzerine gidiyordu. Bu buğdaylar peşin 900'e kadar düştü. Yani çok rahat diyebiliriz %5-6 dünkü açıklanan fiyatlar üzerine piyasada bir düşüş yaşandı. Bu düşüş çiftçinin zararıdır. Çiftçi zarar ederse çiftçi ülkeyi besliyor. Yani burada malların çoğu geri gitti. Karamsardı, umutsuzdu. Verilen destek de geçen sene 1000 liraydı. Bu sene 1750 liraya çıktı. Zaten bizim Mardin bölgemizde çiftçilerin çok rahat diyebiliriz %80-90'ı boşludur, icralıktır. Ve verilen destekler de gerek elektrik kurumu olsun, gerek bankalar olsun, kendi alacakları yerine el koyuyor. Ben buradan Tarım Bakanlığımıza, hükümet yetkililerimize çağrıda bulunuyoruz. Adı üzerinde destek, destek bir nevi devletin o sektöre, o kişilere sağladığı bir yardımdır. Nasıl ki sosyal hizmetler ve sosyal yardımlaşma vakıflarından dar gelirli yoksul vatandaşa yardımlar geliyor ya, o yardımlar ne kadar icralık da olsa, hacizi de olsa muaf tutuluyor. Çünkü diyor ihtiyaç sahibidir. Çiftçiye verdiğiniz desteği bari her türlü icra ve hacizlerden muaf tutun. Ve bu fiyatların gözden geçirilmesini istiyoruz. Eğer burada fiyatlarda bir düzenleme olmayacaksa, ki 35 yıldır bu sektördeyim, hissettim düzelme olmayacak. En azından bir destekler artırılsın. En azından mazotta alınan ÖTV ve KDV sıfırlansın, gübrede alınan vergiler sıfırlansın. Bu şekilde çiftçinin üretim yapabilecek imkanları çiftçiye sağlaması gerekiyor hükümet yetkililerimiz. Aksi halde böyle giderse 2000 yılların başında nasıl ki hayvancı sektörüne sahip çıkılmadı, bugün artık ülkenin her tarafında ithal hayvan eti, peynirini tüketiyoruz. Allah esirgesin, yarın öbür gün tamamen ithalata bağımlı hale geleceğiz. Bu fiyatlar böyle devam ederse çiftçi üretimden tamamen kopmuş olacaktır. Bunun sürdürülebilir bir yönü yoktur. Ve alsınlar ellerine kalemi, hesaplasınlar. Fırıncılar geçen sene haklı olarak, biz niye yaptı demiyoruz. Onlar da girdiği maliyetleri var, işçilik var, elektrik var, şu var, bu var, kiralar var. 3-4 sefer zam yaptılar. Ama çiftçiye, çiftçinin kendi kendine zam yapma imkanı yok. Sadece gözü hükümettedir, TEME odadır, Tarım Bakanlığındadır. Ekmek zamlanıyor, makarna zamlanıyor, bulgur zamlanıyor, her şey zamlanıyor. Buğday için gerekli olan girdi kalemleri zamlanıyor. Buğdayda üretilen tüketim maddeleri zamlanıyor. Yani burada sadece ortada ezilen çiftçidir. Yani enflasyonun çiftçinin emeğini düşürerek
düşüremeyeceğiz. Bu böyle olmaz. Üretim yapan insanları desteklemek gerekiyor. Lütfen burada hükümetimiz bir kez daha bu fiyatı gözden geçirsin ve vahim olan bir karar daha da orada TEMAO diyor ki 45 gün içerisinde bu paralar hesaplarında olacak. Ya 45 güne kadar mahsul başlıdır. Zaten ihtiyacı olmayan çiftçi niye satacak? 45 gün sonra sen verdiğin zaman gidip bankada faizle alırsa bu sefer orada da en az da sattığı buğdayın %10'u banka faizine gidecek. Kökü zarar etmiş oluyor. Yani bunlar hepsi yanlış uygulamalardır. Burada çiftçi temsilcileri var, ziraat odaları var, bizler varız, farklı sektörler var, tarım müdürlükleri var. Alsınlar kalemi, hesaplasınlar. Çiftçiyi zarar ettirirsek bu gelecekte telafisi olmayan hububat üretimsizliğine yol açabilir. Biz tabii ki Çiftçiler Dernek Başkanı olarak dün TEMAO'nun ve Bakanlığın açıkladığı 2024 hububat fiyatlarını gerçekten bir fiyasko anlamında bizim için büyük bir sürpriz oldu. Bu girdiği maliyetlerine rağmen, çiftçinin bin bir çabasına rağmen çiftçinin beklentisi bu yönde değildi. En azından zaten açıklanan fiyat çiftçinin maliyeti altındadır. Yani 10 liranın üzerinde çiftçinin zaten masrafı maliyetidir. Bu girdi maliyetlerine, bu yükselişe rağmen biz en azından 15 lira beklerken maalesef TEMAO'nun açıkladığı dünkü fiyat hepimizi hayal kırıklığına uğrattı. Açıklanan fiyattan memnun değiliz. Bu şekilde sürdürülebilecek bir tarımın olmayacağını onlar da anlasınlar. Bir karış toprağı boş bırakmayın, dağı, taşı ekin dedikleri halde biz onu yaptık ama maalesef onun altına biz gübre attık, tohum attık, mazot harcadık, ilaç attık, çalıştık, çabaladık, suladık. Ve bugüne kadar bu masrafları yapıp bugüne kadar alın terimizle getirdiğimiz hububatımız para etmeyince hayal kırıklığına uğrattık. Buna sebep olan, bunu analiz edip bu fiyatı açıklayanı biz çiftçi temsilcileri ve çiftçiler olarak hakkımızı helal etmiyoruz. Hakkımızı helal etmiyoruz çünkü alın terimiz aylarca çabalayıp çoluk çoluğumuzun geleceğini heba etmelerine hakları yoktur. Hakkımızı binlerce defa diyoruz ki hakkımızı helal etmiyoruz. Bu ülkeyi tarımsız bırakmaya, bu ülkeyi aç bırakmaya hiç kimsenin hakkı yoktur. Bu ülkeyi aç bırakana hakkımızı helal etmiyoruz. Tarımı bırakıyoruz dededen babadan. Bize miras kalan bu tarlaları bu Mezopotamya Ovası'nda üretim yapan çiftçiler artık tarladan bıktı. Tarlayı, üretimi, buğdayı, mısırı, pamuğu bırakıp şehir kentlerine göç etmeye sebep olanlara hakkımızı bırakmıyoruz. Bu açıklanan fiyata kabul etmiyoruz, tepki gösteriyor. Acilen TEMAO'nun bakanlığın geri adım atmasını istiyoruz ve yeniden revize bir fiyatı açıklamasını istiyoruz. Yoksa bu şekilde sürdürülebilecek bir tarım bırakmadılar ve ülkeyi açlığa sefalette terk ediyorlar. Hakkımızı binlerce defa çiftçi adına hakkımızı helal etmiyoruz. Hakkımıza göz koyana, hakkımızı gasp edene, alın terimizi yok sayanı hakkımızı helal etmiyoruz diyor. Destek anlamında ne kadar bir fiyat artışına da gidilirse iyidir ama desteklemelerin geç ödenmesi, hele bu Mardin'de desteklemelerin özel şirketin hesabına aktarılması çiftçinin hiç faydasına değildir. Onun için alım fiyatının, TEMAO alım fiyatının yükselmesi lazım. Tarım Bakanlığı'nın bunu acilen konuşup geri adım atıp bu fiyatı güncellemeleri lazım. Yoksa bu anlamda çiftçi komisyoncunun eline, tüccarın eline, fabrikatörün eline düşecektir. Çiftçi mahvolacak, çiftçi rezil kepaze olacak. Hiç kimsenin hakkı yoktur. Allah hakkımızı bırakmasın. Hadi enfiyatıyla ilgili net fiyat. Maliyetavi mesafavi dernak. Enfiyatıyla ilgili. Gerek fiyatı gidiyle ki halkı çiftçi پر مقدور بونه و خودم خودتون این پنج دور میمونه فقط خلق مقدور بونه خودی وکیل بی فیتا هیچ نه بگره فیتا که خوشک لیکی آرک دوری که هر جو تایی هر جو ما گبره نایی کری خودی ایچی یک جوی چار میلیار ها ایچی یک جوی چار میلیار ولی خودی کلی ها گبره پازده ورقا و پازده میلیار ها فیت ما آنجا بیشتر لیک بره پازده شازده لیک باش پازده شازده آنجا آنجا خوردنش